Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeniniz Fethiye Ternıverdi. Bugün denklemler ve eşitsizlikler ünitemizin alt başlığı üslü ifadeler ve denklemlerden bahsedeceğiz. Neler öğreneceksiniz? Üslü ifade içeren denklemleri, köklü ifade içeren denklemleri. İlk olarak üslü ifade içeren denklemlerle başlayalım. Gerçek sayıların tam sayı kuvvetleri. Bir gerçek sayının kendisiyle birden çok çarpımını göstermek için üslü ifadeler kullanılır. Örneğin 3 sayısının kendisiyle 4 kez çarpımı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3, 3 üzeri 4 olarak ifade edilir. 256 ne eşittir? Kendisinin 6 defa yan yana yazılmasıyla çarpımıdır. Ve 2 üzeri 6 ifadesi 64 olarak bulunur. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti dersek 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den bahsediyordur. Bu da 1 bölü 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 1 bölü 16 olarak bulunur. Eksi 1 bölü 3'ün küpü dersek 3 defa eksi 1 bölü 3'ün yan yana çarpılmasından oluşur. Eksinin eksiyle çarpılmasından artı, artının eksiyle çarpılmasından da sonuç eksi olur. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Eksi 1 bölü 27 olarak bulunur. A eleman reel sayı, N eleman pozitif tam sayı olmak üzere A üzeri N ifadesine üslü ifade adı verilir. A üzeri N ifadesinde A sayısına taban diyoruz. N sayısını da üs veya kuvvet denir. A üzeri N derken A sayısının N tane yan yana yazılımı ve çarpımı olarak hesaplanır. Aşağıda verilen çalışmaları inceleyiniz diyor. A şıkkıyla başlayalım. Eksi 2'nin 4. kuvveti derse 4 defa eksi 2'nin yan yana çarpımından bahsediyor. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2. Eksinin eksiyle çarpımından artı, yine eksinin eksiyle çarpımından artı. Sonuç artı olur. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 de 16 olarak bulunur. Yani parantezin üzerindeki çift sayı olan kuvvetin sonucu pozitif yaptığına da dikkat edin bu şekilde. Eğer ki tek kuvvet olunca bakın ne oluyor? 3 defa yazıyorum eksi 2'yi yan yana. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2'den eksiyle eksi artı yapar. Fakat tekrar eksiyle çarptığımdan cevabımız eksi olur. 2 kere 2 4, 4 kere 2'den de 8. Yani eksi 8 olarak bulunur. Buradan da yani tek kuvvetler tabanın işaretini etkilemediği ortaya çıkar. Eksi ise eksi olmaya devam ediyor. Peki, eksi 2'nin 4. kuvveti dersek, buradaki bu çift sayımız sadece önündeki 2'ye etki ediyor. Eksisi yine kalıyor arkadaşlar. 2'den 4 defa yazmamızı istiyor. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Cevabımız eksi 16 oluyor. 5. kuvveti dersek 2 bölü 3'ün 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. 5 defa yazdık. Buradan da çarparsak 32 bölü 243 sonucuna ulaşırız. Peki sıfırın herhangi bir kuvvetinin cevabı nedir? Tekrardan sıfırdır. Sıfır sayısının pozitif kuvvetleri yine sıfır olur. Eksi 1'in 200. kuvveti. Üzerindeki kuvvet çift olunca cevabımız ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Birin zaten herhangi bir kuvveti yine birdir. Peki üzerindeki sayı tek olsa ne olurdu? Cevabımız eksi oluyordu. Taban işaret değiştirmiyordu. O yüzden cevabımız eksi bir olur. Bir gerçek sayının negatif kuvvetine geldik. X üzeri eksi birden bahsediyor. Negatif kuvvette söylediği ifade çarpma işlemine göre ters alınır. X'in çarpma işlemine göre tersi 1 bölü x'tir. O zaman x üzeri eksen diye bir ifade karşına çıkarsa bu ifade x üzeri eksi 1'in n'inci kuvveti demek değil mi? X üzeri eksi 1 ne demekti? 1 bölü x demekti. 1 bölü x'in n'inci kuvveti. Aşağıdaki çalışmalara bakalım yine. A şıkkından başlayalım. 5 üzeri eksi 1 dediğimde 5'i ters çevirelim. Çarpmaya göre 1 bölü 5 olur. Eksi 5 bölü 11 üzeri eksi 1 dediğinde ters çevirirsek
Eksi 11 bölü 5 olur. Eksi 2 bölü 3'ü eksi 4. kuvveti. Yukarıdaki eksi neye yarıyordu? Ters çevirmeye. Ters çevirirsek eksi 3 bölü 2 yapar. Eksiden kurtulduk artık. 4. kuvvetini alacağız. Çift kuvvet olduğu için de cevabımız pozitif olacak. 3'ün 4. kuvveti 81'dir. 2'nin 4. kuvveti de 16'dır. 81 bölü 16. Yukarıdaki eksi ne diyordu? Ters çevir beni diyordu. Eksi 5'i ters çevirirsek eksi 1 bölü 5. Yukarıdaki eksi ne diyordu? Ters çevir diyordu. 7'yi ters çevirirsek 1 bölü 7. Bir ikinci kuvvetini al diyor. 1 bölü 7'nin karesi. 1'in karesi 1'dir. 7'nin karesi de 49'dur. 1 bölü 49 yapar. Yukarıdaki eksi yine ters çevir diyor. Ters çevirelim. Eksi 3 bölü 2 yapar. Eksiden kurtulduk. Üçüncü kuvvetini al diyor. Tek kuvvetini aldığımız için eksi kalmaya devam eder. 3'ün üçüncü kuvveti 27. 2'nin üçüncü kuvveti de 8 olur. Eksi 20 bölü 8 sonucuna ulaşırız. 3 bölü 4 üzeri eksi 1 diyor. Yukarıdaki eksiden dolayı ters çevirirsek 4 bölü 3. Yine yukarıdaki eksiden dolayı ters çevirirsek 11 bölü 2 karesini alırsak 11'in karesi 121, 2'nin karesi 4. Bu eksi 1 sadece 4'ün üzerinde, o halde 4'ü etkiler. Bakın diğerlerinden farklı, diğerleri parantezin dışındaydı. Parantezin dışında olunca hem payı hem paydayı etkiliyor. Ama burada sadece 4'ün üzerinde, o halde 4'ü etkiler. 4 üzeri eksi 1, ters çevirirsek 1 bölü 4. Bölü 5 diyor. Bölme işleminde biliyorsunuz birinci sabit kalır. İkinciyi ters çevirip çarparız. Cevabımız da buradan ne gelir? 1 bölü 20 olarak bulunur. Peki, üssü sayılarda toplama ve çıkarma işlemine gelirsek. Hem tabanı hem de üssü aynı olan üssü sayılar ortak paranteze alınarak toplanabilir veya çıkartılabilir. Yani A, B, C ve X elemanıdır reel sayı ve M de elemanıdır tam sayı olmak üzere. A çarpı x üzeri m artı b çarpı x üzeri m eksi c çarpı x üzeri m. Gördüğünüz gibi x üzeri m'ler ortak. O halde ortak parantez alınır. İlkinden a arada artı var. İkinciden b arada eksi var. Üçüncüden de c kalır. Yani toplama ve çıkarma işleminde ortak paranteze alarak işlem yapacağız. A şıkkına bakın. 7 çarpı 10 üzeri 8 artı 2 çarpı 10 üzeri 8. 10 üzeri 8'ler ortak değil mi? İlkinden ne var? 7 var. Arada 2 var. Buradan da cevabımız 7 2 daha 9 çarpı 10 üzeri 8 olarak bulunur. B şıkkına bakalım. 11 çarpı 3 üzeri 20'den 4 tane 3 üzeri 20 çıkarırsak, 3 üzeri 20'ler ortak, 11'den 4'ü çıkarırsak 7 tane 3 üzeri 20 olarak buluruz. Eksi 2 çarpı 7 üzeri 11 artı 6 çarpı 7 üzeri 11 eksi 8 çarpı 7 üzeri 11. 7 üzeri 11'ler ortak. 7 üzeri 11 parantezin alırsak ilkinden eksi 2, ikincisinden artı 6, üçüncüsünden de eksi 8 kalır. Toparlarsak eksi 10 artı 6 da eksi 4 çarpı 7 üzeri 11 olarak bulunur. C şıkkında x çarpı y üzeri 8 artı z çarpı y üzeri 8. Şimdi sayısal değil değerlendirme olarak yapmış. Y üzeri 8'ler ortak gördüğünüz gibi. Y üzeri 8 parantezin alırım. Birincisinden x kalır. Arada artı var. İkincisinden de z kalır. D şıkkına bakacak olursak. 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9. 1 tane, 2 tane, 3 tane. O halde 3 tane 2 üzeri 9 olur. Eksi m üzerine, eksi m üzerine, eksi m üzerine, eksi m üzerine. Kaç tane m üzerine var? Eksi 1, eksi 2 oldu, eksi 3 oldu, eksi 4 oldu. Eksi 4 tane m üzeri ne olur? Sıfır virgül sıfır iki çarpı 10 üzeri 6 artı 5 çarpı 10 üzeri 4 ifadesini düzenleyelim. Öncelikle virgülden kurtulmak için iki sıfır kayınca 10 üzeri 4'e düşer değil mi arkadaşlar?
2 sıfırı burada kullandım çünkü. Artı 5 çarpı 10 üzeri 4. Şimdi ne oldu? 10 üzeri 4'ler ortak oldu işte. 10 üzeri 4 parantezini alırsam ilkinden 2, ikincisinden de artı 5 kalır. Yani 7 tane 10 üzeri 4 olarak bulunur. Üslü sayılarda çarpma ve bölme işlemine geldik. Tabanları aynı olan üslü sayılar çarpılabilir. Tabanları aynı olan. X eleman reel sayı, A ve B de pozitif tam sayı olmak üzere. X üzeri A çarpı X üzeri B. Bakınız tabanları aynı. Çarpma işleminde üsler toplanır. Örneklerini birazdan inceleyeceğiz zaten. Üzeri 6 çarpı 3 üzeri eksi 2 diyor. Tabanları aynı. Tabanlar aynı olunca çarpma işlemi ve üsler ne oluyordu? Toplanıyordu. 6'dan 2 çıktı. 4. 3 üzeri 4 olarak bulunur. 1 bölü 5'in küpü çarpı 1 bölü 5'in dördüncü kuvveti. Tabanlar aynı olunca üsler toplanıyor. 1 bölü 5'in yedinci kuvveti olur. Eksi 2 üzeri 11 çarpı eksi 2 üzeri 13. Tabanlar aynı olunca üsler toplanıyordu. Eksi 2 üzeri 11, 13 daha 24 olur. Peki 24 nasıldı? Çift sayıydı. Negatif sayıda çift kuvveti aldığımızda pozitif oluyordu cevabımız. 2 üzeri 24 olur. Eksi 5 üzeri 7 çarpı eksi 5 üzeri 8. Tabanlar aynı. Çarptığımızda üsler toplanır. Eksi 5 üzeri 15 yapar. Tek kuvveti olunca eksisi duruyor biliyorsunuz. Çift kuvvet olunca pozitif yapıyordu. Tek kuvvet olunca eksi duruyor. D şıkkına bakacaksak M üzeri eksi 3N, M üzeri 5N, M üzeri 3. Çarpım durumundalar. Tabanlar aynı. Hadi üstleri toplayacağım. 5N'den 3N çıktı. 2N artı 3. X üzeri 7 çarpı X üzeri 5. Tabanlar aynı. O zaman cevabımız X üzeri 7, 5 daha 12 yapar. X eleman reel sayı, x sıfırdan farklı, a ve b tam sayı olmak üzere bölme işleminde ise tabanlar aynı olduğunda üslerin çıkarılacağı yazıyor arkadaşlar. Çarpmada üsleri topluyorduk, bölmede de üsleri çıkartıyoruz. Tabanlar aynıysa. Hemen örneklerimize bakalım. 10 üzeri 11 bölü 10 üzeri 3. Tabanları aynı olduğuna göre bölme işleminde üsler çıkartılıyordu. 10 üzeri 11'den 3 çıktı. 8 olarak bulunur. 1 bölü 5 üzeri 6 bölü 1 bölü 5 üzeri 2. Tabanlar aynı. O halde ne yapacağız? Üsleri çıkaracağız. 6'dan 2 çıktı. 1 bölü 5 üzeri 4 olarak bulunur. C'ye bakalım. 11 üzeri eksi 6 11 üzeri eksi 2. Tabanlar aynı olduğuna göre 11 üzeri eksi 6'dan eksi 2'yi çıkarırsak eksi eksi artı yapar. Eksi 6 artı 2 daha eksi 4 yapar. 11 üzeri eksi 4. C'de eksi 13 üzeri 8 bölü eksi 13 üzeri 3 var. Tabanlar aynı. Eksi 13 üzeri 8'den 3 çıktı. 5 olur. Örneklere bakalım. Dünyanın güneş etrafında dönme hızı saatte 108 bin kilometredir. Dünyanın uzayda 1 saniyede kaç metre yol kat ettiğini üslü sayılar yardımıyla hesaplayınız. Öncelikle 108 bin kilometreyi hemen üslü olarak ifade edelim. 108 çarpı kaç tane sıfır var? 3 sıfır var. 10 üzeri 3 olarak ifade ederiz. Kilometreyi metreye çevirmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Biliyorsunuz ki 1 kilometre 1000 metreydi. Yanına 3 sıfır koyuyorduk. Bize de metreye çevirmemizi istiyor. O halde yanına 3 sıfır koyma şeklinde üslü sayıya çevirelim. 10 üzeri 3 metre olduğu için 108 çarpı 10 üzeri 3'ü bir daha 10 üzeri 3 ile çarpıyorum metreye çevirmek için. 108 çarpı 10 üzeri 6 olur. 1 saat 60 dakika değil mi? 60 dakikada saniye çevirmek istiyorum. 3600 saniye. 3600 saniyeyi de yine
dışı sayı şekline çevirirsek 36 çarpı 2 sıfır olduğuna göre 10 üzeri 2 olarak ifade edebiliriz. Dünya uzayda 1 saniyede o halde 108 çarpı 10 üzeri 6 bölü saniyeye çevirmek istiyorsam 36 çarpı 10 üzeri 2'ye bölmem gerekiyor. Sadeleştirmeyi yaparsak 108'i 36'ya böldüğümde 3 kere var. Tabanlar aynı olduğunda bölme işleminde ne oluyordu? Üstler çıkartılıyordu. 6'dan 2 çıktı. 4 olarak bulunuruz. Şıklarda böyle yoksa 3'ün yanına kaç tane sıfır yazmamız gerektiğini söylüyor? 4. 1, 2, 3, 4. Metre yol kat eder. 31. Örnek 2. Yandaki satranç tahtasında sırasıyla A1, B1, C1, A2, B2, C2, A8, B8, S8 karelerine 3 üzeri 1'den başlayarak 3 üzeri 64'e kadar sayılar yazılıyor. F6 karesine yazılan sayının C3 karesine yazılan sayıya oranını bulunuz diyor. Herhangi bir karenin hemen üstteki kareye yazılan sayı alttaki karede bulunan üstü sayının üstünde 8 eklenerek bulunuyor. Bakın. 3 üzeri 1'den başladım. 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4, 3 üzeri 5, 3 üzeri 6, 3 üzeri 7, 3 üzeri 8. Devam ediyorum. 3 üzeri 9, 3 üzeri 10, 3 üzeri 11. Buradan anlamanız gereken arkadaşlar bak. Bir üst satıra çıktığımda üssü kaç artıyor? 1'den 9'a çıkmış, 8 artıyor. Bu durumda F6'daki sayının, F6'da, F burada, 6'da burada, yani buradaki sayının C3'teki sayı oranı. C burada, 3 de burada, kesişimi bura. Buraya oranını soruyordu değil mi? Hemen bulalım. Şimdi 8, 8 artarak gidiyor ya, burası neydi? 3. 8 arttırdım, 11. 8 arttırdım, 19. C3'te yazan 3 üzeri 19'dur. F6'da yazanı bulalım şimdi. Yine 8, 8 arttıracağız. Burada kaç yazıyordu? 6. 3 üzeri 6. 8 arttırdım, 3 üzeri 14. 8 arttırdım 22. 8 arttırdım 30. 8 arttırdım 38. 8 arttırdım 46. 3 üzeri 46 yaptı. Oranını soruyordu. 3 üzeri 46 bölü 3 üzeri 19'dan tabanlar aynı olduğuna göre üstler çıkartılır. 46'dan 19'u çıkarırsak 3 üzeri 27 olarak buluruz. Örnek 3. 3 üzeri eksi 3 artı 3 üzeri eksi 3 artı 3 üzeri eksi 3. Kaç tane var? 1, 2, 3 tane. 3 tane 3 üzeri eksi 3'ten bahsediyor. Bölü. 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 2 çarpım durumundalar. Tabanlar aynı. Tabanlar aynı ise çarpım durumunda üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. Eksi 2, eksi 2, eksi 2 toplarsak eksi 6 yapar. Peki burada görünmeyen ne var? 1 var. Yine çarpım durumundalar. Üstler toplanacaktır. 1'den 3 çıktı. Eksi 2 bölü 3 üzeri eksi 6. Bölme durumunda ne oluyordu? Tabanlar aynı olduğunda arkadaşlar. Üstler çıkarılıyordu. Eksi 2'den eksi 6'yı çıkarmam gerekiyor. Eksi eksi ne yapar? Artı yapar. 6'dan 2 çıktı. 4 olur. O halde 3 üzeri 4 olacaktır cevabımız. Buradan da 3 üzeri 4 81'e eşittir. Örnek 4. 0,2 çarpı 5 üzeri eksi 6 bölü 1 bölü 5 üzeri eksi 2 işleminin sonucunu bulunuz. 0,2 öncelikle hemen düzenleyelim. 2 bölü 10 demek biliyorsunuz. Sadeleştirirsek 1 bölü 5 demek. 1 bölü 5'i de yanında 5 üzeri kuvveti bu şekilde yazıyorsa 5'e çevirelim. 5 üzeri ne diye ifade edebilirdik? Eksi 1 diye. Burası tamamdır. Bir de paydada düzenleme yapmam gerekiyor. Önce payı yazıyorum. 5 üzeri eksi 1. Yanında ne var? 5 üzeri eksi 6 var. Şimdi paydaya geldi sıra. 1 bölü 5'i 5'e benzeteyim. Yukarıdakilerde 5'li diye. 5 üzeri ne şeklinde yazarım? Ters çevirmiş oldum değil mi? Zaten yukarıda eksi varsa ters çevirirsin. 5 olur. Bir de ikinci kuvvetini alacağım. Tabanlar aynıysa üstü sayılarda çarpma işlemi neye dönüşüyordu? Üstler toplamaya.
Eksi 1, eksi 6 da eksi 7 yapar. Peki bölme işleminde tabanlar aynıysa ne oluyordu? Üstler çıkartılıyordu. Eksi 7'den 2 çıkartırsak eksi 9 yapar. 5 üzeri eksi 9 cevabımızdır. Bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.